Evet arkadaşlar, kaldırma kuvveti testlerinin artık sonuncusunu çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuz yine birbirine karışmayan sıvılarla alakalı bir şey vermiş burada. Basit bir soru. Sıvıların öz kütlelerini vermiş. X isminin öz kütlesini soruyor. Neler yaptığımı hatırlatıyorum. Biz böyle sistemlerde derdik ki birincisi, bu cismin yukarı doğru bu sıvıdan dolayı bir kaldırma kuvveti var, buna 1 dedim mesela arkadaşlar. Bir de alt taraftaki sıvıdan dolayı bir kaldırma kuvveti var, buna da 2 dedim. Bir de bu cismin aşağı doğru ağırlığı var arkadaşlar. Yine kaldırma kuvvetleri ağırlıklarında kaldırma kuvvetleri toplamı ağırlığına eşit olmak zorunda. Yani F1 ile F2 diye bahsettiğim kaldırma kuvvetleri bu cismin ağırlığına eşit olacak diyerek yazıyorum arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki kaldırma kuvvetinden başlayalım. V batan arkadaşlar 3 dedim. D sıvı 3D dedim. Çarpı G dedim. A artı dedim, devam ettim. F2 diye bahsettiğim alt tarafta batan hacim. Alt tarafta batan hacme 1 dedim arkadaşlar. D sıvı burada 6D dedim. Çarpı G dedim. Eşittir. Şimdi geliyorum ağırlığa. Ağırlığı yazarken V cisim, D cisim, G diye yazıyorduk. Şimdi V cisim derken haliyle tamamı. Yani kaç alacağım ben burayı? 5 alacağım arkadaşlar. V cisim 5. D cisim bilmiyorum. DX diye yazdım. Çarpı G diye yazıyorum. Buradan artık hesabımı yapabilirim arkadaşlar. Şimdi ne yapabilirim? Mesela şöyle G'leri götüreyim. Onlarla işim yok. Kalanı hesaplıyorum. Şimdi şurası 9DG geldi. Şurası da 6DG geldi. Yani toplam burası 15DG oldu. Eşittir diyorum. 5DX olacak. Pardon, G'yi yazmasam da olur. G'yi zaten götürmüştüm. Şunu bir düzelteyim. 15 de eşittir 5 dx yaptı arkadaşlar. İki tarafı da o zaman 5'e bölersem dx'i ben burada 3 olarak, 3 de olarak bulmuş olurum derim. Yani cevabım o yüzden B seçeneği olur arkadaşlar. Bu ilki. İkinciye geldim. Şimdi eşit bölme, türdeş, çubuk vesaire diye vermiş. Arkadaşlar bu türdeştir vesairedir falan filan derse, böyle iple bağlanmış bir çubuk filan verirse, normalde bizim buradaki konumuzun adı tork. Yani o konuya geldiğimizde bunlarla alakalı soru çözeriz. Veririm. Örnek olarak da veririm. Derslerde anlatırım. Merak etmeyin. Ama burada onunla alakalı bir şey sormamış ama burada benzer bir sistemin dengesini normalde onlardan yapıyoruz. Ve diğerlerinde de böyle türdeştir, türdeş değildir vesaire falan derse, işte kütle merkezi ya da tork konusunun içerisinde normalde anlatacağım. Ama burası için söylüyorum sadece, nasıl bir şey olduğu hatırladığınız kadarıyla siz de mesela ona bakabilirsiniz. Bizde sadece şunu sormuş burada. Kaldırma kuvvetinin uygulama noktası nedir diye sormuş. Şimdi birincisi arkadaşlar, türdeş vesaire diye bahsederse, ki diğer sorularda da var sanırım, karşılaşacağız. O yüzden söylüyorum. Türdeş cisimler demek ağırlıkları tam orta noktasından etki ediyor demek. Yani bunun ağırlığı varsa arkadaşlar tam ortasından, biz ona kütle merkezi diyoruz. Kütle merkezinden etki ediyor. Böyle bir cisim çubuk olduğu için. Kaldırma kuvveti nereden etki ediyor derse arkadaşlar, kaldırma kuvveti için zaten konuşmuştuk. O batan hacmin her seferinde merkezinden etki ederdi. Yani o zaman buraya göre konuşursam, buradaki kaldırma kuvvetinin uygulanma noktası neresidir derse L noktasıdır derim. Bu soru olarak basit bir soru ama buna benzer soruları vesaire, atıyorum bana ip gelmesi kaçtır vesaire deseydi, ağırlığını bul, kaldırma kuvvetini bul gibisinden bir şeyler, hani belli bilgileri vererek sormuş olsaydı, o zaman ben burada tork hesabı yapacaktım. Şu anda sadece kaldırma kuvvetinin uygulanma noktası neresidir dediği için ben de diyorum ki batan hacmin merkezidir, ortasıdır. Bu her zaman böyle olmalı. Cisim türdeşse de değilse de hiç fark etmez. Böyle olmalıdır dersiniz. Burada demiş ki öğretmen cisimlerin sıvı içerisindeki durumlarıyla alakalı bunu açıklayan bilim adamını sormuş. Buna göre diyor ki kimdir? Biz şimdi suyun kaldırma ilkesini konuşurken kimle alakalıdır demiştik. Bu Arşimet'in söylediği bir bilgiydi arkadaşlar. Bunu bilmek lazım. Çok hoş bir soru olmamış ama kaldırma kuvvetinin arkadaşlar Arşimet'le alakası olduğunu bilmemizi istemiş. O yüzden cevabım C seçeneği demiş diyorum yani. Onun dışında şimdi yine türdeş vesaire falan diyerek başlamış arkadaşlar. Bu kütle merkezine falan girer ama tekrardan da söyleyeyim. Ama buna benzer bir sistem çözmek için de çok abartmamıza gerek yok. Bir şey söyleyeceğim sadece bununla alakalı. Biz normalde mesela cisimleri sıvının içerisine attığımız takdirde arkadaşlar 3 ihtimal vardı. Ya yüzerdi, ya askıda kalırdı, ya batardı. Şimdi yüzen cisimlerle alakalı, hatta üçünü de şöyle size göstermiş olayım.
Şimdi yüzen cisimlerle alakalı şöyle bir durum var. Cismin bir kısmı sıvı üstünde kalır. Yani mesela bu kale ya da L çubuklarından herhangi bir tanesi yüzüğü olsaydı görmeniz gereken durum şöyle bir şey olabilirdi. Ya da hani bir kısmı en azından sıvı dışarısında kalmış olabilirdi. Mesela şu KVL'ye şu anda bakıyorum. Herhangi bir kısmı sıvının dışında kalmamış. Kalmadığına göre mesela bunlar yüzen değil. Onun dışında batan cisimleri de ilk önce söyleyeyim arkadaşlar. Batan bir çubuktan bahsetsem batmış bir çubuk tabana böyle oturur yerleşir. Ama bunlar onu da yapmamış. Yapmadığına göre demek ki batan cisimler de değil. Ve ben dedim ki askıda kalan sistemleri nasıl konuşuruz? Askıda kalmak şu demekti arkadaşlar. Cisim sıvının üstüne çıkmasın, dibe de değmesin. Bunun dışındaki bütün durumlarda hep askıdadır. Yani bu cisimler nasıl şu anda bakıyorum yüzeyin üstüne çıkmamışlar, dibe de tamamen değmemişler. Bu mantıkla o yüzden bu cisimler arkadaşlar askıda. Yani ne yapmışım? K'yı birazcık yukarıdan bırakmışım, D'yi birazcık aşağıdan bırakmışım. Sadece o yüzden bu şekilde duruyorlar arkadaşlar. Bu nedenle ben bunlar için askıdadır derim. Yani L'nin de K'nın da hatta buradaki sıvının da öz kütleleri birbirlerine eşittir derim arkadaşlar. Birazcık ters köşe bir soru oluyor ama dikkat edin yani batmış bir cisim arkadaşlar böyle batmaz. Batmış bir cisim şöyle batar tamamen sıvının tabanına değer arkadaşlar. Pardon, evet şimdiki soru. Burada da bir basit bir böyle bir diyagram vermiş. Doğru yanlış diyagram vermiş mesela. Sonuç ne olur vesaire falan diye soruyor. Şimdi sırayla gidiyorum. Yüzen cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı büyüklük olarak eşittir. Büyüklük olarak eşittir demiş. Doğrudur diyorum arkadaşlar. Yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığa eşitti. O zaman biz buraya geldik. Denizaltılar sıvıların kaldırma kuvvetinden faydalanarak geliştirilmiştir diyor. Evet de arkadaşlar denizaltılarda şöyle bir mantık vardır ki ufak bir göstereyim isterseniz. Yani bir denizaltı tabii çok düzgün çizemedim ama şimdi denizaltı şöyle bir yapı. Ne yapıyor mesela? Denizaltılarının arkası arkadaşlar genelde arka tarafında ya da şöyle alt tarafında tamamen bir tane depo vardır. Oraya suyu alır, doldurursa öz kütlesi metalle birlikte haliyle öz kütlesi fazla olur, dibe doğru batar. Yukarı nasıl yüzmek ister yani yukarı nasıl çıkmak ister derseniz buradaki sıvıyı arkadaşlar boşaltır. Öz kütlesi bu sefer küçülür çünkü orada bir boşluk oluşturursunuz. Bundan dolayı da yukarı doğru çıkartabilirsiniz. Yani bu suyu alıp verme ile alakalı oluyor. O yüzden kaldırma kuvvetinden faydalanarak mı yapıyorlar bunu? Evet. O yüzden bu da doğrudur diyorum. Yani buradan devam ediyorum yine. Diyor ki klozetlerdeki şamandıralar suların kaldırma kuvvetinden faydalanarak verilmiştir diye bir şey söylemişti. Şimdi şamandıra sistemi nasıl bir şey olduğunu bilirsiniz. Yani bilmeniz lazım en azından. Şamandıra diye bahsetti şu arkadaşlar. Bizim hani bir sifonumuz var biliyorsunuz. Onun üstünde de şöyle bir mekanizma vardır. Bir tane uzun bir tane şöyle çubuğunuz vardır. Onun üstünde şöyle plastik bir tane balon benzeri bir parça koyarlar yani içi boş. Amaç nedir mesela burada arkadaşlar? Sıvı mesela bitti varsayalım burada. Ağırlıktan kaynaklı bu cisim aşağı doğru iner. Suyun içerisine gelmeye başlar. Eğer su alttan gelmeye başlarsa bu cisme kaldırma kuvveti uygulanır. Yukarı doğru çıkar ve buradaki mekanizma da arkadaşlar musluktaki suyu keser. Suyu kapatmış olur. Durmuş olur sistem. Bu şekilde de çalışır. Yani kaldırma kuvvetinden faydalanarak mı yapıyoruz? Evet. O yüzden buna da doğru diyorum. Bu yüzden de çıkış noktam 2 numaradır diyorum yani B seçeneği olması lazımdır diyorum arkadaşlar. Şimdi diğer soru. Mesela biz bir tane çıkmış soru yapmıştık. Birbirlerine yapıştırılmamış cisimlerden bahsediyordu. Burada yapıştırılmış cisimlerden bahsediyor arkadaşlar. Özellikle ona dikkat edin. Sonra hocam bunlar niye benzemiyor birbirlerine demeyin bana. Söylüyorum arkadaşlar. Şimdi onu da demiştiniz ki mesela bu cisimler askıda kalmış olabilir. Ya da yukarıdaki batmak istiyordur, aşağıdaki çıkmak istiyordur. Bundan dolayı birbirlerine izin vermemiş olabilirler. Ama cisimler yapıştırıldıysa bu sefer üzerindeki kaldırma kuvvetleri ve ağırlıklarıyla birlikte dengede kalması için şunları da söylersiniz. Mesela ikisi de askıda varsayalım. Olur mu? Mesela askıda olurlarsa zaten arkadaşlar yapıştırılsa da yapıştırılmasa da bu dengeyi görebilirsiniz. Yani ikisi de zaten bir yere gitmek istemiyor dersiniz. İkisi de bir yere gitmek istemediğine göre dengede kalırlar. O zaman bu mantıkla X'in Y'nin, Z'nin öz kütleleri birbirine eşittir dersiniz. Bu bir. Birinci ihtimal. İkinci ihtimal mesela öncekini söyleyeyim. Mesela biz şunu da derdik.
Eğer yapıştırılmamış mesela bir cisim olsaydı derdiniz ki yukarıdaki batmaya çalışıyordur, alttaki izin vermiyordur, aşağıdaki çıkmaya çalışıyordur, yukarıdaki izin vermiyordur. Olur mu burada? Burada da olur. Yapıştırılsa da olur bu arkadaşlar. Yine böyle kalırız mesela biz. Yani o zaman şöyle bir ihtimal de var. Mesela X batmak istesin, yani X'in öz kütlesi büyük olsun. Y de yüzmek istesin, yani öz kütlesi sıvıdan küçük olsun. Böyle de bir sıralama yapabilirim. Bir de büyük ihtimal olabilir. Onun dışında şuna da mesela dikkat edin. Madem yapıştırıldık, yani birbirimizden ayrılamıyoruz. O zaman X yukarı çıkmak istese, Y'ye yapışık olduğu için çıkamasa, Z de batmak istese ve yine X'e yapışık olduğu için batamasa da bu olur. Yani yapıştırıldığında bu da söz konusu arkadaşlar. Yani o zaman şöyle de diyebilirim. Y'nin batan, Z'nin pardon X'in de yüzen bir cisim olma ihtimali de var. Çünkü madem yapışıklar, biri yukarı biri aşağı gitmek istiyor hala ve birbirlerine izin veremiyorlar. Yapışık oldukları için biri gidemiyorsa diğeri de gidemiyor arkadaşlar. Bu da olabilir. Şimdi sırayla gidiyorum. X, Z, Y olur mu? Dedik ki olur. İkinci söyledi. Y, Z, X gibi bir şey olur mu? Dedik ki olur. Olabilir. Böyle bir ihtimal var. Hepsi eşit olur mu? Dedik ki o da olabilir. Ama diğerleri olmaz. Neden olmaz? Mesela X eğer öz kütlesi U'ya eşit olsa, yani Z'ye eşit olsa, X askıda kalır ama Y yüzmeye çalıştığı için mecburen yüzerler. Diğerinde de tam tersi, Y askıda kalır ama X batmak istediği için mecbur batarlar. O yüzden burada olabilecek 1, 2 ve 5 öncülleri var arkadaşlar. Diğer soru. Öz kütleler kütleler. Hem bilgilerimi hatırlatmış olayım hem de soruyu aynı şekilde çözelim arkadaşlar. Birincisi, öz kütlelerle alakalı sorarsa, siz cisimlerin batmış olan hacimlerini cisimlerin hacimleriyle kıyaslıyorsunuz. Ne kadar batmışlar, kaçta kaçı batmışlar, buna bakıyorsunuz. Mesela X ve Y'nin öz kütleleri eşit midir? Derim ki eşittir. Çünkü X kendi hacminin yarısı kadar batmış, Y de kendi hacminin yarısı kadar batmış. Bu mantıkla ikisi de öz kütle olarak sıvının öz kütlesinin yarısı kadar. Bu durumda X'in öz kütleleri de aynı şekilde eşit. İkisi de yarım battığı için arkadaşlar. Yarısı kadar battığı için. Bir ya da iki büyüklüğüne bakmıyorum. Ona ne zaman bakıyorum? Ağırlık kıyaslarken. Şimdi ağırlık kıyaslarken de batma miktarlarına bakacağız bu sefer. Batan hacim olarak bakacağız. Mesela Y 2 batmış. Z de 2 batmış. İkisi de 2 battığına göre ağırlıklar eşit, yani kütleler eşit. Doğru. Bu sefer miktar olarak bakıyorsunuz. Kaçta kaçı diye bakmıyorsunuz. X ve T'nin kütleleri eşittir. Doğru. Çünkü X 1 batmış, T de 1 batmış. İkisi de 1 battığına göre kütleleri eşit. Ama mesela X ile T'nin öz kütlesi eşit mi? Değil arkadaşlar. Birisi yarısı battı. Yani öz kütlesi, mesela atıyorum sıvının öz kütlesine D desem, X'in öz kütlesi yarısı. Çünkü yarısı kadar battı. Ama T mesela 1/3 kadar battı. 1/3 kadar battığına göre öz kütlesi sıvının 1/3 mesela. Öz kütleleri eşit değil ama kütleleri eşit mi? Eşit. Çünkü herkes, yüzen cisimler için konuşuyoruz haliyle. Herkes arkadaşlar kendi ağırlığı kadar batacak. O yüzden E seçeneğidir diyorum cevabıma da. Şimdi öz kütlesi 4D olan madde varmış. Öz kütlesi 3D olan bir cismin içerisinde şekli gibi dengede. Diyor ki bunun içerisinde boşluk var. İçerisindeki boşluk var. Zaten boşluk olmasa bu burada, pardon, bu burada bu şekilde kalamaz. Çok pardon. Şimdi burada kaldı. Hemen şunu bir ufak göndereyim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Şimdi bir boşluğumuz var. Şimdi az önce mantıkla söylersem, istersen şuradan yapabilirim. Mesela ben K'nın şu haliyle öz kütlesinin ne olduğunu bulabilirim. Nasıl yaparım? Kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir derim. İki taraftan da yazarsınız. Bir taraf V batan D'si G'dir dersiniz. Bir tarafta V cisim D cisim G'dir dersiniz. Hesabınızı yaparsınız. Orada K'nın öz kütlesi kaçmış bulursunuz. Az önce de söyledim. İşlemi yine yapmak istiyorum. Yine görün istiyorum ama basitçe ben şunu derdim arkadaşlar. 3D'lik bir sıvı var. Ve benim elimdeki cismin de arkadaşlar 1/3 batmış. O zaman öz kütlesi bu sıvının 1/3'üdür. Yani D kadardır derdim mesela. Bunu da yapın. Sorularda da kolaylık sağlasın size. Ama yine de yazıyorum nereden geldiğini. Yüzen bir cisim kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. Ben bunu yazıyorum. V batan D sıvı G. V batan 1 V yazdım. D sıvı 3D yazdım. Çarpı G yazdım. Bu onun kaldırma kuvveti oldu arkadaşlar. Ağırlığa geldim. V cisim D cisim G diye yazmam lazım mesela bunu. Ben buraya şimdi yazarsam 3V yazacağım. D cisim bilmiyorum diyeceğim. DK yazdım hadi.
çarpı g diye yazayım. Şimdi siz bu eşitliği yaparsanız şu çıkacak bakın. V'ler gitti. G'ler gitti. Karşı taraftan şöyle iki taraflı üçleri de götürdüm arkadaşlar. O zaman dk buradan eşittir d geldi mesela. Yani şu anda k cisminin içerisindeki boşlukla birlikte arkadaşlar öz kütlesi d. Yani normalde bunun yapılan maddenin öz kütlesinin 4d olduğunu biliyorum ama boşluk olduğu için d olmuş diyorum. Şimdi bundan sonrasında nasıl yaparım? Yani ben buradaki k cismi için aslında şöyle bir durumum var. Bunun içerisinde bir madde var. Yani o yapıldığı maddenin öz kütlesi ve kütlesi bu sisteme dahil. Bir de boşluk var. Şimdi bu mantıkla bakarsak ne deriz? Söylüyorum. Şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Ben buradaki toplam öz kütlenin d olduğunu biliyorum. Ve toplam öz kütleyi hesaplarken de toplam kütle toplam hacim şeklinde mesela bir mantık yürütebilirim. Buradaki K cisminin yapıldığı madde yani 4D öz kütleli bu madde arkadaşlar ne kadar yer kaplıyor bilmiyorum. Kalan boşluğun ne kadar yer kapladığını bilmiyorum. Mesela ben şöyle diyeyim. Buradaki boşluk arkadaşlar X kadar olsun varsayalım. Peki o zaman madde ne kadar? O zaman ben derim ki demek ki bu 4D öz kütleli maddeden arkadaşlar elimde toplam hacim 3V olduğuna göre kalanı o zaman bizde madde olması lazımdır. Yani 3v eksi x kadar maddemiz olması lazımdır. Şimdi ben bu mantığı kullanarak şöyle bir hesap yapacağım. Diyeceğim ki bu cismin tüm öz kütlesi d kadar. Yani değiştiren bölü v'den giderek yapıyorum. Diyorum ki bu cismin tüm öz kütlesi d kadar. Bunun kütlesini kim oluşturuyor? Haliyle boşluk oluşturmuyor arkadaşlar. Bu oluşturuyor. Yani buradaki madde oluşturuyor. Ve onu da d çarpı v şeklinde yazdım. Bakın. Dedim ki x kadar boşluğu varsa kalanı da madde. 3v eksi x tamamının 3v olduğunu biliyorum. 3v eksi x de madde. O yüzden buradaki kütle arkadaşlar 4d çarpı 3v eksi x gibi bir şey gelir. Kütlesini böyle yazdım. Çünkü madde haliyle şey boşluğun kütlesi olmaz. Hacim ne kadar? Toplam hacim. Toplam hacimin hala 3v olduğunu biliyorum. Hesabımı buradan yapacağım. Buradan da durumunu bulacağım arkadaşlar. Şimdi ne yapabilirim? Şuradan d'leri götürdüm. Şurayı çapraz çarptım. Yani 3v eşittir 4 çarpı 3v eksi x. Oraya da dağıtarak yazıyorum arkadaşlar. 12v eksi 4x gibi bir şey kaldı. Şimdi ben x'i istiyorum. O yüzden x'i şuradan karşı tarafa attım. V'yi de bu tarafa aldım arkadaşlar. Yazılı yani şu haliyle yazıyorum. Bizde 4x kaldı. Diğer tarafta da 12v eksi 3v kaldı. Yani 9v kaldı. İki tarafı da o zaman 4'e bölersem benim işim biter. Yani demek ki buradaki boşluk ki ben ona x demiştim. Onu da 9v bölü 4 buluyorum arkadaşlar. Yani normal bir şekilde boşluğuyla birlikte cismin öz kütlesini hesapladım. Ve sonra normal öz kütle hesabından içindeki yapılan madde kütle olarak ne kadar? Ve madde artı boşluk hacim olarak toplamda ne yapıyor? Buna göre mesela madde ne kadar, hacim ne kadar, pardon madde ne kadar, boşluk ne kadar bir hesap yapmış oldum. Yine bakın içinde boşluk bulunan bir madde. Şimdi normalde herhangi bir madde attığımızda mesela sıvının içerisinde yüzer askıda kalır ya da batarsa mesela işte öz kütlesi sıvıdan küçüktür, eşittir, büyüktür direkt yorumlar yapılır. Ama içinde boşluk olan cisimler mesela normalde batmaya çalışan bir cisim içinde boşluk olmasıyla birlikte yüzebilir ya da askıda kalabilir. Burada da o durumu mesela değerlendirmemiz istemiş. Demiş ki X'in yapıldığı maddenin öz kütlesi sıvınınkine eşittir. Olabilir mi? Şimdi eğer bu cismin içerisinde boşluk olmasaydı X için iki ihtimal var. Bundan kesin aşağıdadır. Yani kesin aşağıdadır derken belki biraz daha aşağıda yüzüyordur. Yine bir kısmı dışarıda olacak şekilde. Belki askıdadır. Belki de batmıştır. X için mesela böyle bir durum var. Daha aşağıda olacak kesin. Ama mesela yüzmüş müdür? Askıda mı kalmıştır, batmış mıdır? Bu tarafa mesela çizeyim, şöyle göstereyim. Hepsi olabilir. O yüzden yapıldığı maddenin öz kütlesi sıvınınkine eşittir olabilir mi? Ben derim ki olabilir. Belki normalde sıvıya eşitti ama boşluk olduğu için yukarıda yüzdü. Olabilir. Belki batmıştı, boşluk olduğu için yüzmüştür. O da olabilir. Bilmiyorum ama mesela sıvınınkine eşit midir? Olabilir. Olabilir diye sorduğu için. Yeni yapıldığı maddenin öz kütlesi sıvınınkinden büyüktür demişim. Şimdi y için aynı şekilde konuşuyorum. Eğer boşluk olmasa y için bir ihtimal var. Boşluk olmasa kesin batmıştı. Çünkü boşlukla birlikte demek ki yukarı çıkmış. O zaman y'nin yapıldığı madde sıvının öz kütlesinden büyük mü? Bu kesin büyük.
boşlukla birlikte eğer yukarı doğru çıktıysa, o zaman olmasa, boşluğu olmasa demek ki batacaktı arkadaşlar. Z için aynı şekilde söyleyeyim. Diyor ki Z'nin yapıldığı madde nözükte sıvıdan küçük. Bunun mesela imkanı yok. Neden imkanı yok? Şu anda Z boşluğuyla birlikte arkadaşlar batmış vaziyette. Boşluğu dahil olmak üzere mesela batmış. Demek ki boşluk olmasa dibe de daha fazla gelmeye çalışacak. Yani daha da fazla batmaya çalışacak demem. Zaten batmış, dibe ulaşmış da her türlü batmış olacaktı demek ki. O yüzden öz kütle sıvıdan küçüktür. İmkansız. Kesin yanlış. Mesela 1 için olabilir derim. 2 için kesin doğru diyorum. 3 için aynı mantıkta kesin yanlış diyorum arkadaşlar. O yüzden de cevabım D seçeneği olur. Şimdi buradaki soruda arkadaşlar şöyle bir durum varmış. Bu soru sizde normalde yokmuş. Bunun yerine sizde farklı bir soru varmış. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Ben o soruyu size aldım. Açabilirsem buradan açacağım ve çözümünü hemen oradan yapıvereceğim arkadaşlar size. Büyütelim demiş. Şuradan göstermeye çalışacağım arkadaşlar size. Şimdi. Benim elimde iki tane farklı sıvılar var. Onların içerisinde de konmuş farklı cisimler var. Böyle çubuk vesaire var arkadaşlar. Çubuk vesaire olursa işte bu olay olursa bundan sonra olay tork oluyor maalesef. Yani biz burada şimdi arkadaşlar burada farklı bir şekilde yazmaya çalışacağım. Mümkün olursa bakayım. Şöyle biraz daha küçültebiliyor muyum? Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki olay artık tork olur. Torkla alakalı olur. Bu sefer ne oluyor onu söyleyeyim. Birincisi ilk başta ben buradaki sistemin dengesini yazıyorum arkadaşlar. Bu sistemler bu şekilde diyor ki mesela dengelidir. Cisimler eşit hacimlidir demiş, ona da dikkat edin. Yani bunlar şöyle V hacminde diye yazıyorum mesela. X'in öz kütlesi 2D diye vermiş burada. Y'nin öz kütlesine de 5D demiş. Hacimlerinin de eşit olduğunu söylemiş bana. Orası da tamam bizim için. Bunun dışında şimdi bana diyor ki D1D demiş. Sıvının da şurada. Birinci sıvının da öz kütlesini vermiş D olarak arkadaşlar. İkinci sıvının ne olduğunu bilmiyoruz. Onu bulmak istiyormuşuz. Şimdi biz bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi ne yaparız? Sırayla bir gideyim arkadaşlar. Birincisi bu sistemin dengesi nasıl sağlanıyor? Birazcık uzun yoldan bir şey olacak ama yapmak zorundayız mecburen arkadaşlar. Biz burada tork yapmaya çalışırız. Nasıl tork yapmaya çalışırız? Burada derim ki buradan bir tane ipim var. Bilmiyorum T1 diyeceğim ben şimdilik ona. Bunu da bilmiyorum arkadaşlar. T2 diyeceğim ben şimdilik ona. Diyeceğim ki bunlar karşılıklı birbirlerine dengede tutmaya çalışıyorlar. Ama neye göre yapıyorlar? Torkta arkadaşlar biz uzaklıkla birlikte hesaplarız. Yani dersiniz ki eğer bu ipe göre dengedeysek T1'in buraya kadar uzaklığıyla yaptığı etki T2'nin buraya kadar olan uzaklığıyla birlikte yaptığı etki karşılıklı birbirlerine eşittir. Yani mesela T1 ne kadar uzaklıkta şu anda? 2 birim uzaklıkta T1 birim var. Diğerine kadar T2 arkadaşlar, o da 1 birim uzaklıkta. Sonuç şöyle bir şey çıkar. Şimdi bu mantıkla bakarsam o zaman ne oluyor mesela burada? Diyorum ki 2 T1 eşittir T2. Yani mesela ben buradaki T1 gelmesine T desem T2'ye bunun 2 katı demem lazım eğer denge sağlanacaksa. Şimdi bu 1. 2 numara arkadaşlar. Şimdi farklı bir yerden çözmeye çalışıyorum. O şekilde göstereceğim illa ki. İkinciye geliyorum arkadaşlar. Şimdi biz eğer bu sistemler bu şekilde dengedeyse mesela şu anda ip gelmelerin birinde T birinde 2T dedim ya. Şimdi sadece X için o T diye bahsettiğim değer kaç? Sonra buradan 2T'yi de bulurum çünkü buradaki D2'yi bilmediğim için şu anda onu yazamıyorum ama X'ten mesela başlayarak yazabileceğim. Mesela şimdi X isminin aşağı doğru bir ağırlığı var. Yukarı doğru aynı şekilde bir kaldırma kuvveti var. Bir de orada bahsettiğim T'miz var arkadaşlar. Yani X için denge şartımı yazarsam T artı FK X'in arkadaşlar G'sine eşit. Bu bir. Şimdi ben bunu yazıyorum. T'yi bilmiyorum şu anda. Ben onu bulmak istiyorum ki bulup yan tarafta kullanacağım arkadaşlar. Pardon, şimdi burayı silmek birazcık zor olacak ama tamam şöyle hallettim ben. Şimdi T var arkadaşlar artı FK. Şimdi FK'yı yazıyorum. V batan D sıvı G biliyorsunuz onu. V'sini V olarak yazdım. D sıvı D diye yazdım. Çarpı G dedim. Eşittir dedim. Şimdi geldim ağırlığa. Ağırlık da V cisim D cisim diye hesaplanıyordu. V cismi V olarak yazdım. D cismi 2D olarak yazdım bildiğim için. Çarpı G dedim. Şimdi şurası 1VDG, burası 2VDG geldi. Aldım karşı tarafa attım. T'yi arkadaşlar ben buradan 1VDG olarak buldum. Ne olacak bu arkadaşlar? Nerede işime yarayacak? Hemen şurada işime yarayacak.
Onu alacağım. Burada yerine yazacağım. Burada yerine yazacağım. Bu da VDG demiştim ya. O zaman burası 2T olduğuna göre burayı mesela artık ben 2VDG olarak biliyorum diyeceğim. Yazmış olacağım. Yapıyorum. Yine aynı mantıkla bu cismin aşağı doğru arkadaşlar ağırlığı var. Yukarı doğru yine bir kaldırma kuvveti olmak zorunda. Bir de T2'miz var. Yani 2T'miz var. O da hatta 2VDG demiştik. Şimdi yazıyorum. O zaman 2T ile FK'nın toplamı bu cismin ağırlığına yani G'ye eşit. Ben buradan D2'yi bulmaya çalışacağım şu anda. 2VDG'yi yani 2T'yi zaten yazmıştım. 2VDG diye onu tekrardan yazıyorum arkadaşlar. Yani artı. Şimdi FK'yı yazıyorum. Bu V batan D sıvı G olacak. Şimdi V batana V yazdım. D sıvı bilmiyorum. D2 yazdım. Çarpı G dedim. Eşittir dedim. Geldim G'ye. G'yi yazarken V cisim, D cisim ki o da 5D arkadaşlar. Çarpı G'dir. Şimdi ben buradan hesabımı yaparsam. Hemen şuradan bir renk değiştireyim. Şimdi arkadaşlar G'ler gitsin. Onlarla işimiz yok. Hatta V'ler de gidebilir. Onlarla da işimiz yok arkadaşlar. Kalanı hesaplıyorum. Şimdi şurada ne kaldı mesela? Şu aşağı yazıyorum daha rahat gözüksün diye. 2D artı D2 eşittir 5D yaptı arkadaşlar. Alıp şunu da şuradan karşı tarafa atarsam D2 eşittir 3D gelmiş. O yüzden de cevabım C seçeneği oluyor. Benim kaynağımda yoktu bu soru. Kestim aldım oradan şu anda çözümünü yaptım. Umarım olmuştur. Şimdi bunu tekrardan eski haline getirip şimdi arkadaşlar diğer sorudan devam ediyorum. Diyor ki öz kütlesi 2'de olan bir x cismi 5'te öz kütlesi sıvının tabanına iple bağlanmıştır. Buna göre ip kesilirse sıvının dışına çıkıncaya kadar ivmesi kaç g olur gibi bir şey sormuş. Arkadaşlar ivme soruyorsa bu sefer de konumuz Newton'un hareket yasalarına döner. Bu sefer de siz F eşittir ma gibi bir hesap yapmak zorundasınızdır. Yine bu konuya dahil olmayan bir şey çözeceğim ama daha sonradan yine bunun mesela durumlarını da konularda anlatacağız. Şimdi arkadaşlar baştan biz bu sistem için o yüzden şöyle bir şey yapacağız sadece. Bir net kuvvet bulacağız. Durumu ne olacağı ile alakalı. Net kuvveti nasıl bulacağım? Madem ipi kesiyoruz diyeceğim. Ondan sonra diyeceğim ki bu cismin yukarı doğru bir kaldırma kuvveti var diyeceğim. Bir de aşağı doğru ağırlığı var diyeceğim. Bu kaldırma kuvveti ve ağırlığı hesaplayabilirim. Zaten öz kütleleri vermiş bana. Bu sistemden net kuvveti bulacağım sadece. Kuvveti bulduktan sonra da ivmeyi aynı şekilde mesela hesaplayabileceğiz. Şimdi kaldırma kuvveti ve ağırlığı ayrı ayrı hesaplıyorum ben burası için o yüzden. Şimdi kaldırma kuvvetini hesaplarken V batan D sıvı G diye gideceğim. V batanı işte V diye yazdım varsayalım. Bunu V dedim arkadaşlar. D sıvıyı 5D dedim. Çarpı G dedim. Bu onun arkadaşlar üzerindeki kaldırma kuvveti. Ağırlığı da aynı mantıkla baştan bu şekilde ben hesaplıyorum arkadaşlar. X'in ağırlığı. Hadi GX diye yazayım madem. Ya da şöyle diyeyim sadece G yazayım. Şimdi buradan da arkadaşlar yine V cisim, D cisim, G diye yapıyordum madem hesabımı. V cismi yazdım arkadaşlar. D cismi pardon şöyle 2D'ymiş 2D diye yazdım. Çarpı G dedim. Bu da onun ağırlığı oldu. Şimdi bu cismin üzerindeki net kuvvet lazım bana. Madem ivme hesabı yapacaksam net kuvvet hesabı yapıyorum. Haliyle ne diyeceğim o zaman ben? Aşağı doğru ağırlık var, yukarı doğru kaldırma kuvveti var. Cismin yukarı doğru gittiğini biliyorum ve hatta hesapladığıma göre de kaldırma kuvvetinin daha büyük olduğunu biliyorum. O yüzden buradaki net kuvveti arkadaşlar FK eksi G diye hesaplamam lazım. Şimdi ben bir tanesini 5VDG gibi bir şey bulmuştum. Diğerini de cismin ağırlığına şekilde 2VDG bulmuştum. O zaman bu duruma göre bu cismin üzerindeki net kuvvet arkadaşlar 3VDG olur. Bu cismin üzerindeki net kuvvet. Kuvveti bu. Şimdi ben ağırlık hesaplamak istiyorum. Pardon, ivme hesaplamak istiyorum. İvme hesabında demek için ben net kuvveti buldum. Bir de kütle lazım bana arkadaşlar. Ben bu cismin kütlesini nasıl bulurum? Haliyle D çarpı V diye bulurum. Ya da V çarpı D şeklinde yazarsınız fark etmez. Cismin hacmine şimdi V dersem öz kütlesi pardon öz kütlesini de 2D demiştik. Bunu da yazarsam o zaman bunun kütlesi de arkadaşlar 2VD gibi bir şey olur. Şimdi kütleyi biliyorum. Net kuvveti biliyorum. Artık burası için benim yapacağım hesap F eşittir ma olacak. Şu köşeye yazıyorum arkadaşlar böyle
daha rahat görün diye. F eşittir ma diye yazdım arkadaşlar. Şimdi F'den başlayalım. Bu cismin üzerindeki net kuvvet 3VdG dedik. Bu cismin kütlesi içinde arkadaşlar 2VD dedim. İvmeyi bilmiyorum. A diye yazdım arkadaşlar. Ben bu A'yı bulacağım şimdi size. Ne yaparım mesela ben buradan? Şuradan V'leri, D'leri götürebilirim. Onlarla işim olmaz derim. Madem ivmeyi bulacağım diyorum. İki tarafı da şöyle ikiye böldüm derim. O zaman ivmeyi arkadaşlar ben buradan 3 bölü 2 bulmuş oluyorum. Yani Newton'un hareket yasalarıyla alakalı bir soru olmuş oluyor. Artık böyle olursa ivmesini de bu şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar. Geçtim buraya da arkadaşlar. Yine iplerle bağlı, işte çubuğa bağlı, hatta bir tane cisim var. Bu sistem için mesela diyor ki neler birbirlerine eşittir. Yine burada ilk önce bir tork hesabı yapılması gerekir. Ağırlıksız çubuk demiş, bu bizim için tabii bir avantaj. Normalde çubuğun ağırlığı varsa onu da dahil eder sistem, ama diyor ki bunu da dahil etmeyeceksin. Ve sistem bu şekilde dengede olduğunu varsayarsam o zaman ben ilk önce bu sisteme göre şu yorumu hemen yaparım. Derim ki buradan aşağı doğru arkadaşlar K'nın ağırlığı var. Buradan aşağı doğru aynı şekilde L'nin ağırlığı var. Birisi 3 bölme uzaklıktan, birisi 2 bölme uzaklıktan etki ediyor. O zaman bunlar karşılıklı, bu etkiler birbirlerine eşit olacak. 3K o zaman 2L gibi bir sonuç çıkar. Şimdi bu duruma göre o zaman derim ki bir kere ağırlıklarıyla alakalı durum buysa, demek ki şöyle bir şey var. K'nın ağırlığına ben mesela 2 desem, L'nin ağırlığına 3 derim. Yani K ile L'nin ağırlıkları birbirlerine eşit mi? Kesin değil. Bu birincisi. Şimdi onun dışında aynı sistemi aldık, suya koyduk ve yine böyle dengedeyiz. Yine böyle dengedeysek benzer bir durum burası için de var. Şimdi burada bir tane ip gelmesi var arkadaşlar, atıyorum TK diye yazdım. Burada bir tane ip gelmesi var, atıyorum bunu da TL diye yazdım. Ve hala bu şekilde biz dengedeysek o zaman yine buraya göre tork aldığımı düşünürsem bu sefer de şu olacak. TK'nın uzaklığı 3 birim. L'nin TL'nin uzaklığı arkadaşlar 2 birim. Onların arasında da böyle bir durum var. 2TL, yani düzgün yazayım. Şöyle arkadaşlar. Buradan da yine ben aynı mantıkla mesela TK'yı atıyorum 2T gibi bir değer desem, buna da 3T falan derim, bu eşitliğin sağlanması için. Şimdi demek ki buradaki ip gelmesine arkadaşlar 3 desem, buradakine 2 diyebileceğim dedim. Şimdi bunlar için mesela aynı şekilde K nasıl dengede, L nasıl dengede yazarsanız şöyle sonuçlar olur. K için konuşursam arkadaşlar, yukarı doğru TK var. Yukarı doğru K'ya ait bir kaldırma kuvveti var. Bir de aşağı doğru K'nın ağırlığı var. Ve ağırlıklarla alakalı da şöyle bir şey demiştim mesela. Buna 2 dersen buna 3 derim demiştim. Hatta şöyle yazayım. Birine 2G diyeyim arkadaşlar. Birine de 3G diyeyim mesela. Şimdi K'da o zaman yazarsam durum şu oluyor. Yukarı doğru TK var. Yani 2T var. Yukarı doğru FK var. Şimdi FK K'nın kaldırma kuvveti. Bir de aşağı doğru K'nın ağırlığı var. Yani 2G var. Mesela buradan çıkartabileceğim tek sonuç bu. L için mesela aynı mantıkla konuşursam, yukarıda TL var, yani 3T var demiştik orada. Artı dedim. Bu sefer burada da L'nin kaldırma kuvveti var. Bir de aynı şekilde aşağı doğru L'nin ağırlığı var. Yani şöyle 3G var. Bunu da bu şekilde yazdım. Bunları bu şekilde buldum. Şimdi arkadaşlar bundan sonra neler olabilir? Mesela buradan bunu karşı tarafa atarsam şöyle bir sonuç çıkar. FK buradan arkadaşlar 2G eksi 2T gelir. Yani iki parantezini alarak yazdım arkadaşlar. İki parantezinde G eksi T gibi bir şey kalır. Aynı şekilde L'yi yaparsam, yani F L'yi bulmak istersem, o da o zaman şöyle 3 parantezinde yine attım bunu. Eksi 3T olarak geçti. 3 parantezini aldım arkadaşlar. Bu da 3 parantezinde G eksi T gibi bir şey olur. Şimdi o zaman bu mantıkla neyi diyebiliyorum mesela? Eğer kaldırma kuvvetleri bu şekildeyse, mesela K'nın arkadaşlar kaldırma kuvvetine aynı mantıkla 2F gibi bir şey desem, L'ninkine 3F demem lazım. Şimdi bir cismin kaldırma kuvveti ne kadar olur? Halil'e batan hacmi kadar olur. Bu mantıkla da o yüzden yine şöyle bir durum söz konusu olacak. L'nin batan hacmi, yani ki tamamen battığını düşünürsek, L'nin hacmini arkadaşlar 3V gibi bir şey demiş olsam, aynı şekilde K'da üzerindeki kaldırma kuvveti 2F diyebiliyorsam, onun o zaman hacmine de arkadaşlar 2V gibi bir şey demiş olurum. Şimdi birincisi
Kaldırma kuvvetleri eşit mi? Değil. Geçtim. Hacimleri eşit mi arkadaşlar? Değil. Onu da geçtim. Şimdi ağırlıklarla alakalı 2G'ye 3G gibi bir şey demiştim. Yani şöyle, K'nın demek ki kütlesine ben 2M gibi bir şey desem, L'nin kütlesine de aynı mantıklı arkadaşlar 3V gibi bir şey diye, şey 3M gibi bir şey diyebiliyorum. Şimdi bana diyor ki öz kütle hesapla dese M bölü V yaparım. Şimdi K'nınkini hesaplıyorum. Hadi şuraya hesapladığımı göstereyim. K'nın kütlesini 2m dediysem, hacmine de arkadaşlar 2v dediysem, işte bununki mesela m bölü v gibi bir şey geldi benim için. L'ninkini aynı mantıkla hesapladım desem, onun kütlesi üçgen, hacmi 3'tü. O zaman bu mantıkla bu da m bölü v gibi bir şey gelir. Buradan o zaman olabilecek tek bir şey var. Demek ki bunların öz kütleleri eşit. Nelere eşittir derse öz kütleleri eşittir derim, hesabını da bu şekilde yapmış olurum. Yine tork dahil olmak üzere bir soru, ki iki şekilde dahil olmak üzere arkadaşlar. Çözüm normalde bu şekilde yapılabilir. Ama dediğim gibi tork konusuna vesaire geldiğimizde buna benzer örnekleri gerekirse çözeriz. Ama şu anda çözümü sadece bu şekilde size gösterebilirim. Yine burada türdeşlikten falan bahsetmiş sonraki soruda arkadaşlar, ki türdeşlik varsa işin içerisinde bu sefer kütle merkezi olayları falan vardır. Bir maddenin homojen olmaması ile alakalı bir durum söz konusudur mesela. Şimdi bunların içerisinde mesela türdeştir, türdeş değildir, yorum nasıl yapılır? Şimdi arkadaşlar x ismi için türdeştir ya da türdeş değildir yorumu yaparken x'ten başlarsam, bir kere türdeş bir cisim olsa ağırlığı arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi tam orta noktadan uygulanmış olmalı. Ağırlık bu şekilde etki eder. Ama kaldırma kuvveti arkadaşlar normalde bu cismin batan hacminin orta noktasına etki etmeli. Yani şöyle batan hacim, hatta farklı renkle göstereyim daha rahat görün. Batan hacmin ortasından uygulanmış olması lazım. Yani şunun ortasından. Yani atıyorum buraya göre konuşursam buralardan, bir yerlerden uygulanmış olması lazım. Şimdi kaldırma kuvveti de o zaman buradan oldu. Şimdi bu mantıkla bakarsam mesela ağırlık ve kaldırma kuvvetleri şu anda farklı noktalara geldi mi? Geldi. Eğer bu çubuk normalde türdeş bir çubuk olsaydı, o zaman türdeş çubuk olmasından kaynaklı arkadaşlar kaldırma kuvveti ve ağırlık farklı noktalarını etki etmeye çalıştığı için bu çubuk dönmeye çalışırdı. Yani bu şekilde dengede kalabilir miydi? İmkansız. Bu çubuk nasıl dengede kalmış demek ki? O zaman şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Ağırlık tam bu noktadan etki ederken demek ki kaldırma kuvveti de tam bu noktadan etki etmiş ki bu cisim böyle dengede kalmış. O zaman kaldırma kuvvetine bakıyorum. Ya da ağırlık, pardon, tam tersi, çok düzelterek söyleyeyim, yanlış söyledim. Ağırlık buradan etki ettiğini düşünürsem arkadaşlar kaldırma kuvveti her türlü buradan etki ediyor. Çünkü batan hacmin ortasından. O zaman bu çubuk dengede kaldıysa arkadaşlar ağırlığı buralarda bir yerlerde demem lazım. O zaman ağırlığı ortada mı oldu? Olmadı. Ortada olmadığına göre o zaman türdeş değil. Yani x çubuğu türdeş değildir, doğru türdeştir, yanlış olur. Çünkü kaldırma kuvveti her türlü batan hacmin orta noktasına etki edecek ama ağırlık türdeş cisimlerde ortadan etki eder. Ben ağırlığın ortadan etki etmediğini biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü bu çubuk bu şekilde dengede kaldıysa, yani dönmediyse, o zaman kaldırma kuvveti nereden uygulandıysa ağırlık demek ki oradan uygulanmış. O yüzden ağırlık burada biraz daha demek ki aşağıda bir yerlerde. O zaman da çubuğun bu tarafı biraz daha demek ki yoğun, yani türdeş değil. Türdeş değilden kastımız bu oluyor arkadaşlar. Şimdi Y çubuğuna gelirsek arkadaşlar, Y çubuğu zaten askıda. Hani neden askıda demiştim? Mesela batmış çubuk tamamen dibe oturmuş olur. Böyle kalmamış. Kalmadığına göre demek ki bu askıda. Şimdi askıda kaldığına göre mesela ağırlık nereden etki etmiş olabilir? Tam ortadan etki etmiş olabilir. Kaldırma kuvveti de tam ortadan etki etmiş olabilir. Zaten kaldırma kuvveti tam ortadan etki etmeli. Şimdi bu mantıkla türdeş mi? Olabilir. Mesela yani türdeş midir diye sorarsam evet türdeş olabilir. Çünkü bu şekildeyken mesela bu sistem böyle dengede kalmış olabilir dersiniz. Ama o zaman ne olur arkadaşlar? Demek ki şu dibe temas ettiğimizde bu tabanda arkadaşlar, yani şuradan bize bir tane tepki kuvveti uygulanmamış diye kabul ederiz. Yani bunlar birbirlerine eşittir derim, askıdadır derim. Askıdayken böyle birbirlerine eşitse, dengedeyse ve aynı noktada etki ettiyse, o zaman bu dibe değmemizin demek ki bu mantığı yokmuş. Yani buradan bir tepki kuvveti yok derim demek ki bana. Yine bir tork mantığı düşünmek zorundayım haliyle burada. Türdeş değil olabilir mi mesela bu mantıkla? Şimdi türdeş değilse arkadaşlar bu sefer şöyle bir şey olacak. Ağırlık
buradan değil mesela farklı bir noktadan etmiş olacak. Şimdi nasıl dengede tutabilirsiniz? Mesela türdeş değil varsayalım buralardan bir yerlerden etki etti. Şimdi bu çubuk dengede kalır mı? O zaman dedim ki yine kaldırma kuvveti çubuğun ortasından yani buralardan etki ederken kaldırma kuvveti buradan tutup cisim de normalde buradan mesela bir tepki kuvvetiyle karşılaşıyor olabilir mesela. Yani bu sefer tepki kuvveti sıfır değildir derim. Yani bu sefer çubuk tutuyor zemin pardon çubuğu tutuyor derim. Bu iki kuvvetin tam ortasından da ağırlık etki ettirdiği için yine dengede kalmış olur derim. Böyle olursa da o zaman yine sistem dengede kalır. Yani türdeş olmama ihtimali var mı? Olabilir arkadaşlar. Bunda da mesela bir sıkıntı yok. Yani ağırlığı tam ortada değil de biraz daha aşağıda olursa olur. Biraz daha yukarıda olsaydı mesela bu sefer de onun için olmazdı derdim. Ama türdeş olmanın sonuçta sadece o tarafa kütle yoğunluğunun olması değil. Sonuçta ortada olmamasıdır. O yüzden biraz daha aşağıda olduğu takdirde ağırlığı buradan etki ederken bir de tepki kuvveti etki etmiştir ve sistem dengededir derim. Türdeş olmaz ama sistemi dengede tutmuş olabilirim. Eğer zeminden tepki kuvveti gelebiliyorsam yani olabilir mi? Derim ki olabilir. O yüzden 1, 3 ve 4'tür derim buradaki cevabım içinde. Diğer sorum X ve Y cisimlerini burada vermişiz arkadaşlar. Diyor ki Y cismi X cisimin üzerine alınıp sıvıya bırakılırsa ne olur? Hangisi kesinlikle yanlıştır gibisinden bir şey sorum. Şimdi arkadaşlar buradaki durum için Y cismini ben sıvının içerisine atacaksam yani şöyle aşağıdan bunu gönderdim. Y'nin ne yapacağı benim için önemli. Şimdi Y eğer şu anda bizim elimizdeki sistem buradaki kaldırma kuvveti arkadaşlar X ve Y'nin toplam ağırlığı kadar. Yani ne kadar sıvı yükselttik? X ve Y'nin toplam ağırlığı kadar sıvı yükseltmiş olduk. Şimdi X cismi normalde üzerindeki Y cismiyle birlikte biliyorum ki yüzüyor. Yani bu yüzen cisim zaten. Şimdi Y cismin durumu benim için önemli olacak. Yani ne olabilir mesela? Eğer Y cismi sıvıya attığımda yine yüzerse ve yine ben şöyle derim. İkisi de yüzdü. Yani yine ağırlıkları kadar toplam kaldırma kuvvetleri var. O zaman derim ki toplam kaldırma kuvveti değişmedi. Değişmediğine göre bizim batan hacmimiz de değişmemiş olması lazım. Yani kaldırma kuvveti değişmemiş olması lazım. Batan hacmimiz değişmemiş olması lazım. O yüzden sıvıyı da daha fazla ya da daha az yükseltmemiş oluruz. Yani sıvı yüksekliği o zaman değişmez derim. Yine Y cismini aldım varsayalım attım varsayalım askıda kaldı. Eğer askıda kaldıysa yine kaldırma kuvveti yine ağırlığına eşittir. Yani yine toplamda biz bu kabın içerisinde X'in ve Y'nin ağırlığı kadar bir ağırlık atmış oluruz. Ve yine bunların toplam kaldırma kuvveti kadar bir sıvı yükseltmek zorunda kalırız. Ve Y askıda olduğuna göre yine olayı değiştirmez. Yani yüzme ve askıda kalma durumunda zaten haş yüksekliğini değiştiremeyiz arkadaşlar. Ama bu cisim eğer battıysa, şimdi battıysa şöyle bir durum vardır. Bir cisim neden batardı? Kaldırma kuvveti arkadaşlar ağırlığından küçük olduğu için batardı. Şimdi Y cismi X cisminin üstündeyken ağırlığı kadar sıvıyı kaldırmış oluyor. Kaldırma kuvveti bu kadar oluyor. Ama eğer batan bir cisimse yani ben bunu sıvının içerisine attığımda arkadaşlar bu sefer kaldırma kuvveti kadar sıvıyı yükseltecekse o zaman derim ki öncekine göre daha az sıvı yükseltecek. Öncekine göre daha az sıvı yükseltirse de buradaki sıvı yüksekliği azalır. Yani haş yüksekliğinin azalma ihtimali var mı? Var. O da ne zaman batarsa. Ama artma ihtimali var mı arkadaşlar? Artma ihtimali kesinlikle yok. Yüzerse ya da askıda kalırsa zaten şu ana kadar yükselttikleri kadar yükseltmiş olurlar. Ama bu cisim batarsa batmasının sebebi zaten öz kütlesinin büyük olmasıdır. Yani hacminin küçük olmasıdır. O zaman az hacimde sıvı yükseltmiş olur. Yani öncekine göre daha az yükseklik görürüm. Bu yüzden yükseklik azalır. O yüzden kesinlikle yüksekliğin artmasını göremem arkadaşlar. Şimdi diğer sorum buraya şöyle karışmış. Onu o yüzden önce bir sileceğim arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar X, Z çubukları var mesela. Birbirine yapışık eşit hacimli türdeş demiş mesela bunlar için. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Şimdi burada yine bir tort mantığı olacak. Bir ikincisi de arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu olacak. Türdeşlerse
Bunların her birinin ağırlığı kesinlikle orta noktalarına etki eder. Türdeştir dediği için. Şimdi bunlara neyi düşünüyoruz arkadaşlar? Şimdi hepsinin eğer orta noktalarından kuvvetleri etki ediyorsa, yani ağırlıkların etki ettiğini düşünüyorsak, bu cismin tamamının ağırlığı nereden etki ediyor derse, ben yine tam ortadan etki ediyor derim. Yani hepsinin orta noktasından, madem bunların hepsinin toplamı tam ortadandır diyorum. Mantığımı bu şekilde kuruyorum. Şimdi bu şekilde gösterdiysem şu yukarıdakileri bir sileyim karışmasınlar. Şimdi bu cismin ağırlığı, toplam ağırlığı arkadaşlar tam ortadan etki ediyor. Bununla hemfikir olalım. Ağırlığı ben buradan gösterdim. Ha, pardon. Ağırlığı ben şimdi oradan gösterdim. Ağırlık dedim ki burada. Şimdi bu sistem nasıl dengede kalır? Bütün cisimlerin arkadaşlar kaldırma kuvvetleri kendi batanecimlerinin orta noktasından olur. Şimdi yani X'e ait bir kaldırma kuvveti varsa X'in ortasından. Y'ye ait bir kaldırma kuvveti varsa Y'nin orta noktasından. Z'ye ait bir kaldırma kuvveti varsa arkadaşlar yine Z'nin orta noktasına etki ediyor. Benim için önemli olan bu sistem nasıl dengede kalabilir? Şimdi eğer tam orta noktadan ağırlık etki ediyorsa arkadaşlar, Y'nin ağırlığının ortadan olduğunu ve Y'nin kaldırma kuvvetinin ortadan olduğunu düşünüyorsam, Y'nin demek ki bu çubuğun denge durumuyla alakalı bir etkisi yok. Yani Y ile alakalı kısaca şöyle söyleyeyim, ben bir yorum yapamayacağım. Neden yapamayacağım diyorum? Çünkü onun ağırlığı da buradan, kaldırma kuvveti de buradan etki ediyor. Yani o noktadan etki ediyor, dengeyi bozmuyor. Dengeyi bozmuyorsa Y ile alakalı bana bir yorum sorarsa arkadaşlar, Y'den ben yapamam. Ama şunu söylerim. X ve Z dengeyi sağlamaya çalışıyorlarsa, o zaman onlar için de iki ihtimal var. Bunlar bu şekilde ortadan tam ağırlığı tutmaya çalışıyorlarsa arkadaşlar, bir taraftan X'e ait kaldırma kuvveti, bir taraftan Z'ye ait kaldırma kuvveti var. Ve kaldırma kuvvetleri nasıl hesaplanır? V batan D sıvı G şeklinde hesaplanır. Bir de demiş ki eşit hacimliler. E madem eşit hacimlilerse, o zaman X ile Z'nin arkadaşlar kaldırma kuvvetlerinin birbirlerine eşit olması lazım. O zaman sıvının bunlara, ikisinin de aynı muameleyi yapması lazım dersiniz. Yani ne oluyor? Mesela X yüzmeye çalışıyor. X yüzmeye çalışıyorsa, yani yukarı doğru çıkmaya çalışıyorsa, Z de aynı şekilde yukarı doğru çıkmaya çalışabilir. Kaldırma kuvvetleri o zaman karşılıklı birbirine eşittir. Sıvıyı da dengede tutuyorlardır derim. Bu şekilde olmuştur. Ya da X batmaya çalışıyor, Y de batmaya çalışıyor varsayalım. Yani bunlar mesela şu anda nasıl dengede durabilirler arkadaşlar? X ile Y varsayalım yüzmeye çalışıyordur, Y batmaya çalışıyordur, dengededirler. Ya da X ile Z mesela batmaya çalışıyordur, Y yukarı doğru yüzmeye çalışıyordur, yine dengededirler, olabilir. O zaman bu durumda X ve Z demek ki arkadaşlar, bunları bir türlü mesela dengede tutmaya çalışacak. Şimdi hacimleri eşitse, burada da haliyle mesela uyguladıkları kaldırma kuvvetleri de o zaman birbirlerine karşılıklı zaten eşittir dedik. O zaman uyguladıkları kaldırma kuvveti arkadaşlar Y'yi dengede tutmaya çalışıyor olması lazım. Yani bunlar da tam ortaya doğru şöyle eşit büyüklükte etkide bulunuyor olması lazım. YX de birisi soldan yukarı doğru döndürüp birisi sağdan yukarı doğru döndürüp dengeyi sağlıyorlar. Ya da tam tersi, birisi soldan aşağı doğru, birisi sağdan aşağı doğru döndürmeye çalışıp dengede kalmayı çalışıyorlar arkadaşlar. E madem öyle dengede kalıyorlarsa, aşağı doğru ikisi de ağırlıklarını, yukarı doğru ikisi de kaldırma kuvvetlerini etki ediyorlar. O zaman bunların arkadaşlar şöyle bir durum olması lazım. Bu kaldırma kuvvetleri ve ağırlıkları, yukarı aşağı çekenleri birbirlerine karşılıklı dengede oluyor olması, yani farkların eşit olması lazım. Bu durumda da o zaman derim ki zaten kaldırma kuvvetleri eşitse mecburen o zaman bunların ağırlıkları da eşit. Sonuç ne? O da şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. E zaten eşit hacimlilerdi. Kaldırma kuvvetleri eşit oldu. Dengede kalmaları için dedik ki ağırlıkları da eşit oldu. E bu mantıkta da o zaman diyorum ki ağırlıklar eşitse kütleler eşittir. E hacimleri de eşitse o zaman öz kütleleri de eşittir. Olması gereken benim için budur. O yüzden de cevabım, pardon. O yüzden de cevabım arkadaşlar B seçeneğidir diyorum. Geldim buradaki soruya arkadaşlar. Yine şöyle iple bağlı cisimler vesaire vesaire falan göstermiş mesela bana bunlarda. Şimdi neler diyeceğiz?
Diyor ki bir bardağın içerisinde bir Y cisimli koymuşuz. X alttan bağlamışız. Ötekinde de tam tersini yapmışız. İp gelimelerin durumunu vermiş arkadaşlar. T2 T1'den büyüktür demiş. Bununla alakalı ne deriz demiş. Şu ben yine kalan önceki kısımları bir sileyim şöyle. Onları bir temizleyip. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Buradaki duruma göre. Şimdi. İplerde gelme kuvvetleri T2 T1'den büyüktür demiş. Mesela X burada kendi ağırlığı kadar aşağı doğru etki ediyor. T1 yukarı çekiyor. Burada Y kendi ağırlığı kadar etki ettiriyor. T2 yukarı çekiyor. Ve T2 büyüktür demiş. Şimdi bu sistem mesela nasıl bu dengeyi sağlar? Bu şekilde mesela eşit olabilir. Ya da yükseklikler vesaire nasıl eşit olabilir? Onları söylüyorum. Birincisi arkadaşlar burada batanlar neler söyleyeyim. Bir bizim kabımız var yani bardağımız var. Bir X'in ağırlığı var. Bir de Y'nin ağırlığı var. Ve bu sistem bu şekilde durabiliyorsa buradaki toplam kaldırma kuvveti bunların toplamına eşit olacak. Diğerine geliyorum. Yine kap var. Yine X'in ağırlığı var aşağı doğru etki eden ve yine Y var arkadaşlar aşağı doğru etki eden. Yani buradaki toplam ağırlık da bu kadar. Bu iki sistemin de yüzdüğünü düşünürsem kaldırma kuvvetleri bunların toplamına eşit olması lazım. O zaman bu iki tarafta da arkadaşlar kaldırma kuvvetleri birbirine eşit. Yine yani birinci sistemdeki toplam kaldırma kuvveti ile ikinci sistemdeki toplam kaldırma kuvveti birbirlerine eşit olmak zorunda. Herkes kendi kaldırma kuvveti kadar sıvı yükseltir. O yüzden H1 ve H2 diye bahsettiğimiz sıvı yükseklikleri de birbirlerine eşit olmak zorundadır derim. Bunun dışında X'in ağırlığı Y'den küçüktür vesaire falan diye vermiş mesela onları onlarla alakalı nasıl bir yorum yaparız. Şimdi birincisi X için denge şartı şu arkadaşlar. X için yazarsam. Yukarı doğru bir T1 var. Yukarı doğru pardon bir X'in kaldırma kuvveti var. Bir de aşağı doğru arkadaşlar X'in ağırlığı var. Şimdi bu sistem dengedeyse bir bu var. Y için aynı şekilde de konuşursam şöyle bir durum var. Y'de de yukarı doğru T2 var arkadaşlar. Yukarı doğru Y'ye ait bir kaldırma kuvveti var. Bir de aşağı doğru Y'nin ağırlığı var mesela. Bu sistemler hani biri diğerinden küçük müdür, büyük müdür? Nasıl bir yorum yaparız mesela burada? Şimdi T2'nin büyük olduğunu, T2'nin küçük şey T1'in de küçük olduğunu vermiş bana. Soruda bunu söylemiş. Mesela geriye kalan sistemlerin dengeyi sağlaması için ne olması lazım? Mesela şöyle bir durum olur. Eğer bu küçükse bunun kaldırma kuvveti büyüktür mesela. Bunun da kaldırma kuvveti küçük olabilir. Mesela ağırlıkları atıyorum birbirlerinden diyelim eşit olabilir mi? Olabilir. Belki X'in hacmi büyük, büyük olduğu için kaldırma kuvveti fazla. Y'nin de hacmi küçük olduğu için kaldırma kuvveti az. Olabilir. Mesela ağırlıkları eşit olabilir. Ya da yine bu denge sağlanacaksa illaki bunun mesela dengesinin sağlanmasını istiyorsam arkadaşlar mesela burada X'in ağırlığı mesela büyükse atıyorum. Yine oradan da yorum yapalım. X'in mesela ağırlığı mesela büyükse o zaman burada aynı mantıkla şu eşitliğin sağlanması için kaldırma kuvvetinin de büyük olması lazım. Aynı mantıkla mesela burada da T2 mesela aynı şekilde büyük demiştik bu eşitliğin sağlanması için. O zaman bu eşitlik sağlanacaksa arkadaşlar şöyle de olabilir mesela. Y'nin mesela kaldırma kuvveti azdır. Belki bu mantıkla mesela ağırlığı da azdır. Ve bu şekilde mesela dengede kalmış olabilirler mesela. Kaldırma kuvvetinin ne kadar büyük olduğunu, yani batana hacimlerin ne kadar o büyük olduğunu ya da ağırlıkların ne kadar büyük olduğunu şu anda bilmiyorum. O yüzden onlarla alakalı bir kesinlik söyler miyim? Söyleyemem. 2 numara için bir şey diyemem, 3 numara için de aynı şekilde diyemem. Mesela X'in belki hacmi büyük ama aynı zamanda ağırlığı büyük. Dengeyi sağlayabilir. O yüzden X'in ağırlığı Y'den küçüktür diyemem. X'in hacmi büyükse bu doğru olursa bu sefer ilk öncül mesela doğruysa aynı mantıkla ağırlıklarının durumlarını mesela söyleyemem. O yüzden bunda bir kesinliğim yok. Ama olabilecek kesin olan şu arkadaşlar. Bunların toplam kaldırma kuvvetleri eşit. Toplam kaldırma kuvvetleri eşitse de yükselteceğimiz sıvı miktarı kesinlikle aynı arkadaşlar. Son sorum sanırım bu da. Şimdi burada da yine makaralı bir sistem artık arkadaşlar bu makaralı sistemleri de yine işte Newton'un hareket yasalarında bir kısmını basit makinelerde bir kısmını falan bahsedeceğiz ama yani şu anda normalde çözmeniz gerekiyor mu gerekmiyor oralara geldiğimde zaten soru dediğim gibi çözeriz. Ama yine de anlatacağım. Şimdi bu şekilde biz dengeliyiz diyor makara sürtünme setteki gelme kuvveti sıfırdan farklı demiş. Yani bu
buralarda bir ip gelmesi var ve bizde makarada şöyle bir bilgi var. Aynı ipse aynı gelme vardır. Yani buradan T ipi çekiyor desem, buradan da T ipi çekiyor derim arkadaşlar. Şimdi bu mantığa göre mesela hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Şimdi aşağı doğru bu cismin bir ağırlığı var. Yani x'in ağırlığı var. Yine yukarı doğru bir x'in kaldırma kuvveti var arkadaşlar. Y için konuşuyorum. Y'de yine aşağı doğru bir y'nin ağırlığı var. Yine yukarı doğru bir y'nin kaldırma kuvveti var arkadaşlar. Şimdi ip gelimleri eşitse şöyle bir durum var yani. Yukarı doğru mesela x için konuşursam T ile Fx'in toplamı x'in ağırlığına eşit olmalı. Gx olmalı yani. Y için de konuşursam yukarı doğru T ile Fy'nin toplamı arkadaşlar aynı mantıkla y'nin ağırlığına eşit olmalı. Şimdi bu eşitlikler nasıl sağlanabilir? Onlarla alakalı sırayla yorum yapacağız. Şimdi bu ip kelimeleri eğer aynı kalacaksa bu sisteme göre bakıyorum mesela. Ve cisimlerin de mesela işte hacimleriyle alakalı falan da bilgi vermemiş. Ona dikkat edin yani. İşte birisi büyük, birisi geniş. Yani birisi uzun, birisi geniş. Yani x burada y'den fazla batmış gibi gözükse de mesela y daha büyük. Ne kadar battığını aslında bilemiyoruz. Mesela buradaki durum için o zaman konuşursa x'in ağırlığı y'den büyük müdür? Mesela bilir miyim? Bilemem diyorum. Çünkü x'in ağırlığı büyükse bu eşitliğin sağlanması için x'in kaldırma kuvvetinin büyük olması lazım. Ve aynı mantıkla da yine y'nin ağırlığı küçükse y'nin de kaldırma kuvvetinin küçük olması lazım gibi bir sonuç çıkar. Olabilir mi? Mesela bu durumu sağlar mı? Sağlar. Kesin mi? Değil. Yani tam tersi şöyle bir durum da olabilir. Onu da söyleyeyim. Mesela x'in ağırlığı küçük olsun. Eşitlik sağlanması için kaldırma kuvvetinin küçük olması lazım. Y'nin ağırlığı büyük olsun. Eşitlik sağlanması için de y'nin kaldırma kuvvetinin büyük olması lazım. Olabilir mi? Olabilir. Biliyor muyum? Bilmiyorum. Kesin değil. X'in öz kütlesi y'ninkinden büyüktür demiş. Yine aynı mantık arkadaşlar. Şimdi hacimlerini bilmiyorum. Ağırlıklarının da kimin daha büyük olduğunu ya da daha küçük olduğunu bilemiyorum dedim. Kütlelerini bilmiyorsam, hacimlerini bilemiyorsam o zaman öz kütlesi büyüktür, küçüktür yine demem. O yüzden o da olmaz diyorum. Ama 3 numarayı arkadaşlar ben kesin derim. Neden kesin derim söyleyeyim. Şimdi buradaki arkadaşlar diyor ki ipi kestiğimizde x ve y'nin batan hacimlerindeki artışlar, bakın batan hacimler aynı olur değil mi? Batan hacimlerindeki artışlar diyor mesela. Buradaki cisimler ne kadar daha batacak? Eğer ben bu ipleri kesersem arkadaşlar ip gerilmesinin büyüklükleri kadar daha batacaklar. Yani ikisi de T kadar kaldırma kuvveti oluşturmak için bu büyüklükte batacaklar. Ve aynı kaldırma kuvvetini karşılamak istedikleri için de mecburen aynı miktarda batmalılar. Çünkü kaldırma kuvveti bizde neyle alakalı? Batan hacimle alakalı. Ben de diyorum ki bu mantıkla eğer üzerlerindeki bunları tutan kuvvetler aynıysa, bunlar sıvıya düştükten sonra aynı miktarda kaldırma kuvveti oluşturmak istiyorlarsa aynı miktarda batmak zorundalar. Bu yüzden batan hacimlerindeki artışlar eşit olur, doğru derim. Yani burada olabilecek o yüzden bir tane seçelim. Bu yüzden de cevabım arkadaşlar. Yalnız 3'tür diyorum yani C şıkkıdır diyorum. Sorularım da burada bitiyor. Yani derste de özellikle söyledim arkadaşlar bu tork soruları, kütle merkezi ile alakalı sorular ya da böyle makara vesaire soruları çok uğraşmamız gereken sorular değil ama onlarla alakalı sorular geldiğimizde de yardım edeceğiz. Yani bunlarla alakalı konuları anlattığımızda tekrardan gerekirse bunlarla alakalı sorular çözeriz. Çözümlerini şu anlık bu şekilde yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar 7. sorumuz da kaynakta yokmuş galiba, benim çözdüğüm soruların arasında yokmuş, ben onun yerine başka soru çözmüşüm, o yüzden bunda bir ekstradan şimdi çözümünü yapacağım. Şimdi ağırlığı eşit ve P olan x'ye cisimlerin hacimleri vesaire, ağırlığı ihmalinden sürtünmesi makaralar filan demiş. Şimdi makara kısmını nasıl kullandığımı söyleyeceğim. Yani tabi basit makina konusuna benzer bir konu olacak, o yüzden bu. Yine de çözümünü yapmak istiyorum. Ağırlığı eşit P olan cisimler demiş. İlk önce onların ağırlıklarını bir yerleştireyim arkadaşlar. Şunların ikisini de şöyle aşağı doğru ağırlıklarını P olarak yazdım. Hacimlerini de vermiş. 2V ve V olarak vermiş arkadaşlar bunları da. Buna göre diyor ki Y cismine uygulanan kaldırma kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir gibi bir soru sormuş. Şimdi ben burada mesela kaldırma kuvvetinin normalde şöyle olduğunu biliyorum. Bunu bir kenara yazayım arkadaşlar. V batan D sıvı G'di biliyorsunuz mesela bu. Şimdi iki cisim de aynı sıvının içerisinde olduğu için haliyle şöyle bir durum söz konusu oluyor. Zaten G aynı, sıvı da aynı arkadaşlar. Kimin batan hacmi ne kadarsa kaldırma kuvveti o kadardır. Mesela
Şimdi Y cisme V hacminde sahip olduğu için arkadaşlar atıyorum kuvvetine F demiş olsam mesela 2V hacminde olan o zaman X'in kuvvetine 2F gibi bir şey diyebilirim mesela istersen. Bu haliyle bir şekilde kenarda kalsın arkadaşlar. Ve şimdi ip germeleri nasıl kullanıyoruz hemen onu da hemen bir söyleyeyim size. Orada da şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi basit makinalarda yani bu makaralarda hatta buna biz işte bu makara sistemlerini mesela şöyle değerlendiriyoruz. Diyoruz ki aynı ipte aynı gelme vardır. Yani burada bir tane T gelmesi varsa arkadaşlar burada da bir tane T gelmesi var. Döndüm geldim şurada da bir tane arkadaşlar bir T gelmesi var. Şimdi makaranın yararlılığı yok falan derse o zaman devamında şöyle diyebiliyorum bakın T buradan T buradan toplamda yukarı 2T çekiyorlar. O zaman bu sistem dengede olması için buradaki ipin de 2T ile çekiliyor olması lazım. Yine aynı ipte aynı gelme var. Yani oradan 2T varsa buradan da 2T vardır derim. Ve yine aynı mantıkla şunu derim. Buradan 2T, buradan 2T varsa demek ki bu ipte de arkadaşlar 4T gerilme var. Şimdi bunların hepsini bu şekilde buldum. İlk ifademi yazıyorum. Yani X için arkadaşlar ben durumu yazıyorum. Ne olduğunu gösteriyorum. Diyorum ki yukarı doğru bir tane T var. Yukarı doğru yine bir F kaldırma kuvveti var. Yani 2F var. Aşağı doğru da arkadaşlar bu cismin ağırlığı var. Yani P var dedim. Y cismi için de aynı şekilde hesabımı yaptığımı düşünürseniz. Orada da yukarı doğru 4T var dedim. Makaralardan dolayı vesaire orayı buldum arkadaşlar. Bir de F var. Bir de aşağı doğru arkadaşlar P'miz var. Şimdi mesela ben bu ikiliyi kullanarak neyi bulabilirim? İlk önce oradan bir gidiyorum. Birincisi mesela şöyle bir şey yapabilirim. Bu T ile F'in kendi aralarındaki durumu bulabilirim. İkisi de mesela P şu anda. İkisinin de P olduğunu biliyorsam bunlar demek ki birbirlerine eşit. Yani T artı 2F buradan arkadaşlar 4T artı F'e eşit olmalı. Mesela bu F'i karşı tarafa attım. Bu T'yi buraya aldım. O zaman ben buradan F eşittir 3T gibi bir şey bulurum mesela. İster hepsini T cinsinden yazın, isterseniz F cinsinden yazın. Size kalmış orası bir şey fark etmeyecektir sonuç itibariyle. Geriye kalan sadece bu P ile alakalı bir olay bulmak. Yani bana mesela diyor ki bunu Y cismine uygulanan kaldırma kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir demiş. Mesela onu P'nin cinsinden bulalım demiş. Şimdi bu mantıkla mesela hesaplarsanız Y cisminin üzerindeki kaldırma kuvveti yani onun F demiştik mesela onunkine. Onu yazıyorum arkadaşlar. 4T artı F eşittir P gibi bir şey buldum ben mesela az önce. F'i de az önce 3T bulmuştum. O zaman şöyle bir şey gelir. 4T artı 3T oldu. Eşittir P oldu. Yani P'yi de T cinsinden arkadaşlar 7T buldum. Şimdi ben bunu T cinsinden buldum. F'i de zaten T cinsinden bulmuştum. O zaman birbirlerinin kaç katıdır diye bakarım. Yani F kuvveti kaç P'dir derse o zaman F'i kaç P'dir diye bulmak istersem derim ki bu normalde 3T idi. İp gerilmesi de 7T idi. Ben bunları oranlarım. O zaman derim ki bu F arkadaşlar bu T'nin 3 bölü 7 katı derim. Yani 3 bölü 7 T'dir deyip bulmuş olurum. Bu soru ekstradan sonradan çözmüş oldum. Bunu da hemen videonun devamında göstermiş olayım arkadaşlar.